birazdan uzak durayım derken buna bulandım Songül. Kendimi bir opera sanatçısı gibi hissediyorum. Phantom of the Opera gibi. Hatırlat da müfredata şan, şöhret ve opera dersleri koyalım. Çoktan seçmeli ders olarak. Anladım ben siz Nedim Bey yemek yapacaktınız ama sanırım biraz işler çığırından çıkmış. Sen ol, üç beyazdan uzak dur Songül. Aşçı yemeğini yanlış anlamışım. Ben aşçının kendisini pişirdiğimizi zannediyordum. Meğerse böyle tabaklara küçük 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 ufak 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 ufak. Nedim Bey'i o Nevriye denen kadına kaptırmam. Gerekirse kendimi kaptırırım, yine onu kaptırmam. Al bunu Songül. Kafa bozan oğulları. Evet, kafa bozan. Yemekleri buradan söyleyeceğiz. Sen telefonla konuş, beni Türkçeyi 20 kelimeyle konuşan insanlarla muhatap etmek istemezsin herhalde, değil mi? Ha, bu arada mamacıklarımızı dışarıdan söylediğimizi dışarıdan kimseye söyleme. Nedim Beyciğime ben bu yemekleri kendi el cezimle yaptığımı söyleyeceğim. Ben yapardım Esma Hanım. Hayır, olmaz. Nevriye'den sonra bir de sende uğraşmayayım. Beni kıskandırmak için başka yollar denemelisin. Mesela vergi rekortmeni olmak gibi. Hadi tıpış! Ya da ben tıpışayım. Şimdi bunları temizle. Hayır senin yapacağın yemeğe be. Tövbeler olsun yarabbim ya Resulallah. Elinin hamuruyla kadın işine karışıyor.